Omnicon bir proseste iki veya daha fazla cihaza ihtiyaç duyulması durumunda işi kendi başına yapabilen çok parametreli bir ölçüm ve kontrol cihazıdır. Omnicon ölçüm ve kontrol cihazı pH, ORP, TDS, ozon, iletkenlik, serbest klor, toplam klor, bağlı klor, klor dioksit, hidrojen peroksit, pH asit, çözünmüş oksijen, bulanıklık, nem ve sıcaklık gibi çeşitli parametreleri ölçme ve kontrol etme yeteneğine sahiptir. Omnicon, konfigüre edilebilir yapısı sayesinde kullanıcıların proseslerine uygun ölçüm parametrelerini seçme ve değiştirebilmelerini sağlar. Uygulama ihtiyaçlarına göre sipariş sürecinde özelleştirilebilir. Omnicon multiparametre ölçüm ve kontrol cihazı, kullanıcı tarafından belirlenen ilgili 6 farklı parametreyi aynı anda ölçebilir ve bu 6 parametreyi aynı ekranda gösterebilir. Kullanıcı ihtiyacına göre cihaza ilave bir analog çıkış modülü eklenebilir. Bu modül üzerinde programlanabilir 4 adet 4-20 mA analog çıkış vardır. Bu analog çıkışlar doğrusal çıkış Darbe genişlik, sınır anahtarı düşürme, yükseltme olarak programlanabilir. Analog çıkış modülü her zaman 3. slota takılmalıdır. Omnicon'da 4 adet programlanabilir röle çıkışı ve 1 adet alarm röle çıkışı bulunmaktadır. Bu 4 röle çıkışının her biri bireysel olarak düşürme, yükseltme, PID düşürme, PID yükseltme Röle açılma süresi girme, oransal kontrol, tercih edilen rölenin tercih edilen ölçüm kanalına atanması, gerçek zaman özelliğiyle günlük, haftalık ve aylık programlar olarak ayarlanabilir. Omnicon'da ayrıca 5 adet programlanabilir dijital giriş bulunmaktadır. Bunlar sıvı seviye, akış şalteri, sayıcı ve harici alarm girişi için kullanılabilir. Omnicon'da Modpass RTU, ve Modbus TCP haberleşme protokolleri mevcuttur. Ayrıca analog çıkış modülü sayesinde 4-20 mA analog veri transferi de sağlanabilir. Omnicon kendi içerisinde bir web sunucu barındırır. Bir statik IP tanımlanarak web arayüzü sayesinde uzaktan parametreler izlenebilir. rölelerin çalışma durumları ve set değerleri ayarlanabilir. Geriye dönük kayıtlar görüntülenebilir ve grafik olarak izlenebilir. Ölçülen her parametre için geriye dönük kayıtlar PDF olarak bilgisayarınıza kaydedilebilir. Sensörlerin hazırlanması ve devreye alınması oldukça kolaydır. Hareketli parçaları yoktur ve aylık reaktif değişimine ihtiyaç duymazlar. Bu bölümde bir serbest klor sensörü ve bir elektrot hazne seti ile birlikte Omnicon serbest klor cihazının kolay kurulumunu ve kalibrasyonunu göstereceğiz. Sensörü monte etmek veya rutin bakımını yapmak sadece birkaç dakika sürer sensör paketi, membran kapaklı bir prop, 2 yıllık elektrolit şişesi ve mavi zımpara kağıdını içerir. Membran kapağı çıkarılmadan önce belirli önlemler alınmalıdır. Elastik contanın küçük havalandırma deliğinden dışarı kaydırılması önemlidir. Aksi takdirde membran kalıcı hasar görebilir. Ayrıca kapağın ucunda bulunan membran yüzeyine veya Gri renkli referans elektroduna da dokunmayın. Montaj işlemi oldukça basittir. Elektrodu temizlemek için mavi zımpara kağıdını düz bir zemin üzerine koyun ve altın yüzeyini temizlemek için kağıt üzerinde 2 veya 3 defa hareket ettirin. Membran kapağını hava kabarcığı oluşmasına izin vermeden elektrolit jel ile yavaşça üst kısmına kadar doldurun. Membran kapağının montajını yaparken Prob gövdesini dik tutun ve kapağı proba takın. Kapağın üstünden ve küçük havalandırma deliğinden sızan fazla elektroliti durulayın. Ve ardından probun dışını kurulayın. Membran kapağının gidebildiği kadar elle sıkıldığından emin olun. Son olarak contanın doğru şekilde oturduğundan ve bükülmediğinden emin olarak elastik contayı havalandırma deliği üzerindeki oluklu konuma kaydırın. Hazırlanan sensörü sisteme montajlamadan önce Omnikon'un fişe takılı olduğundan emin olun. Sensör haznesinden aldığınız parçaları görüldüğü sıra ile sensör üzerine takın. Sensörü numune haznesine yerleştirin. Membran ucu ile su besleme noktası arasında yaklaşık 2 santimetrelik bir mesafe olacak şekilde Sensörün pozisyonunu ayarlayın ve tutucu rekorunu sıkarak sensörü yerine sabitleyin. Numune haznesinde basınç oluşmamalı ve haznenin çıkışı atmosfere açık olmalıdır. Numune haznesinin su çıkış vanasının açık olduğundan emin olduktan sonra su giriş vanasını yavaşça açın. Su akışını saatte 30 litre olacak şekilde ayarlayın. Sensörün ucunda hava kabarcığı olmadığından emin olun. Sensörün kablosunu Omnicon'a takın ve 2 saat bekleyin. Sensörün polarizasyonunu tamamlaması için 2 saat beklemek zorundasınız. Bu esnada su içerisinde sensörün maksimum renç değerinin en az %10'u kadar serbest klor olmalıdır. Örneğin 0.5 ppm renç aralığına sahip bir sensör kullanıyorsanız, suda minimum 0.5 ppm serbest klor olmalı ve numune haznesinden bu su 2 saat boyunca geçiyor olmalıdır. 2 saat sonra Fotometrenizde ölçüm yapmak için numune suyunuzu alın ve serbest klor değerinizi ölçün. Ana ekrandan kalibrasyon menüsüne girin. Bunun için şifreniz 4 tane 2'dir. Yeni kalibrasyon seçeneğini seçin. Üst kısımda fotometrede okuduğunuz değere yakın bir ham değer görmelisiniz. Fotometrede okuduğunuz değeri BF2 yazan alana girin ve kaydedin. Ana ekrana dönün. Ana ekranda fotometrede okuduğunuz değeri en fazla artı eksi 0.01 sapma ile görmelisiniz. İletkenlik sensörünü Omnicon'daki ilgili konektöre takın ve koruyucu kılıfını üzerine geçirin. Kalibrasyon menüsüne girin. Bunun için şifreniz 4 tane 2'dir. İletkenlik için EC seçeneğini seçin. Yeni kalibrasyonu seçin. Proseste ölçeceğiniz değerlere en yakın olan iletkenlik kalibrasyon sıvısını kullanmalısınız. Fabrika ayarları için bu değer 2764 mikrosiemens'tir. Sıvının sıcaklığının 25 santigrat derece olduğundan emin olun. Sensörü sıvıya daldırın ve yavaşça hareket ettirin. Sensörün uç kısmının tamamının sıvı içerisinde olduğundan emin olun. Üst kısımda sensörün okuduğu ham değerin hareketini göreceksiniz. Ham değer 2764'e yaklaşıp sabitlendiğinde F4'e basın. Kalibrasyonu kaydedin ve ana ekrana dönün. Ana ekranda sensörün içinde bulunduğu sıvının değerine çok yakın bir değer gördüğünüzden emin olun. Sensörü ilgili hazneye yerleştirin ve rekoru sıkarak sabitleyin. pH sensörünü Omnicon'daki ilgili konnektöre takın. Kalibrasyon menüsüne girin. Bunun için şifreniz 4 tane 2'dir. pH seçeneğini seçin. Yeni kalibrasyonu seçin. pH için çift nokta kalibrasyon yapmalısınız. pH 4 ve pH 7 sıvılarınızı hazırlayın sıcaklıklarının 25 santigrat derece olduğundan emin olun. Sensörü V1 kutucuğunda yazdığı şekilde pH 4 sıvısına daldırın. Sensörün uç kısmının tamamının sıvı içerisinde olduğundan emin olun ve hareket ettirin. Üst kısımda sensörün okuduğu ham değerin hareketini göreceksiniz. Ham değer 4'e yaklaşıp sabitlendiğinde F4'e basın. V1 değerindeki kutucuğu F3 tuşu ile V2 değerinin üzerine getirin. Sensörün ucunu temiz bir su ile yıkayın ve peçete ile kurulayın. Uç kısmının ıslak kalmadığından emin olun. Sensörü V2 kutucuğunda yazdığı şekilde pH 7 sıvısına daldırın. Sensörün uç kısmının tamamının sıvı içerisinde olduğundan emin olun ve hareket ettirin. Üst kısımda sensörün okuduğu ham değerin hareketini göreceksiniz. Ham değer 7'ye yaklaşıp sabitlendiğinde F4'e basın kalibrasyonu kaydedin ve ana ekrana dönün. Ana ekranda sensörün içinde bulunduğu sıvının değerine çok yakın bir değer gördüğünüzden emin olun. Sensörü ilgili hazneye yerleştirin ve rekoru sıkarak sabitleyin. ORP sensörünü Omnicon'daki ilgili konnektöre takın. Kalibrasyon menüsüne girin. Bunun için şifreniz 4 tane 2'dir. Redox seçeneğini seçin. Yeni kalibrasyonu seçin. V2 değerinde yazan 475 mV kalibrasyon sıvısını hazırlayın. Sıvının sıcaklığının 25 santigrat derece olduğundan emin olun. Sensörü sıvıya daldırın. Sensörün uç kısmının tamamının sıvı içerisinde olduğundan emin olun ve hareket ettirin. Üst kısımda sensörün okuduğu ham değerin hareketini göreceksiniz. Ham değer 475'e yaklaşıp sabitlendiğinde F4'e basın. Kalibrasyonu kaydedin ve ana ekrana dönün. Ana ekranda sensörün içinde bulunduğu sıvının değerine çok yakın bir değer gördüğünüzden emin olun. Sensörü ilgili hazneye yerleştirin ve rekoru sıkarak sabitleyin. Numune haznesinin önce çıkış vanasını açtıktan sonra giriş vanasını açın ve su akışını sağladığınızdan emin olun.